Herkese günaydın, iyi akşamlar, iyi öğleler. Bu videoyu ne zaman izliyorsunuz bilmiyorum ama bugün ben kelepçeli kek kalıbında poğaça deniyorum. Görsellik olarak hiç görmediğiniz, hiç alışık olmadığınız bir poğaça olacak. Yemesine ve ben lezzetine bayıldım. Hemen anlatmaya geçiyorum. Derin bir kaseye hamurunu hazırlamak için bir su bardağı ılık süt, bir su bardağı ılık su, bir su bardağı çiçek yağı, bir paket maya katıp hepsini güzelce karıştırıyorum. Akabinde 3 yemek kaşığı şeker ve 1 tatlı kaşığı tuz ekliyorum. Ve 1 adet yumurta akı ekliyorum. Yumurtanın ve sarısını da poğaçamızın üzerine süreceğiz. 5 su bardağı unu da kontrollü şekilde katıp iyice karıştırıyoruz. İlk başta unu çırpma teli yardımıyla karıştırıyorum. Çırpma teliyle dönmeyecek hale geldiği zaman elimle müdahale ediyorum. Siz makineniz varsa hamur yoğurma makinesi direkt onu da yapabilirsiniz. Ama benim olmadığı için maalesef el yardımıyla yapmak zorundayım. Artık hamurumuz hazır. 1 saat mayalanmaya bırakabiliriz. Evet, hamurum istediğim kıvama gelmişti. Oklava yardımıyla bu şekilde kare halde açtım ve ikiye böldüm. Bir tarafını peynirli, bir tarafını da zeytin yapacağım. Hemen zeytinlerimi bu şekilde başucuna koyaraktan dolamaya başlıyorum. Buraları da bu şekilde çentik çentik dilimliyorum. Görsellik açısından yani yapmaya da bilirsiniz. Zeytinli tarafım hazır. Kek kalıbımın içerisine güzelce yerleştiriyorum. Sıra peynirli olan kısımda oklava yardımıyla tekrardan yamuk yerlerini düzleştiriyorum. Kalın olan yerlerini de inceltiyorum. Peynirlerimi yine baş ucuna bu şekilde koyuyorum. Siz lor peynir de kullanabilirsiniz, patates de kullanabilirsiniz. Ben peyniri seviyorum, o yüzden peynir yaptım. Eşim de zeytini seviyor, o yüzden zeytin tercih ettim.
isteyen istediği tarafı yiyebiliyor. Bu şekilde diğer zeytinli poğaçamda yaptığım gibi yapraklarını peynirlerimin üzerine doğru ittiriyorum ve yuvarlamaya başlıyorum. Peynirli tarafını da yerleştirdim. Artık yumurtamızın sarısını üzerine sürebiliriz. Sonrasında ekstra ben susam ektim. Siz çörek otu veya başka bir şey de kullanabilirsiniz. Hepsi çok yakışıyor. İçi de dışı da çok güzel pişti. Tadına da bayıldım. Verdiğim ölçüler tam ölçü. Hiçbir şekilde değişiklik yapmadan uygulayabilirsiniz. Benim içine koyduğum malzemelerde değişiklik yapılabilir. Deneyen herkese şimdiden afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı unutmayın.